Merhaba arkadaşlar. Karadeniz'in o eşsiz doğasında sizlerle kısa bir çobanlık yapmak ve söyleşi de bulunmak istiyorum. Şimdi videomuzda bu güzel doğayla birlikte hep beraber yayla havasında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Karadeniz'de yaylalar çok büyük öneme sahip. Yaz aylarında vatandaşlar hayvanlarını alarak yüksek kesimlere çıkıyorlar ve yaylalarda yaz aylarını geçiriyorlar. Şöyle tahmini olarak Mayıs ayının sonlarına doğru bu yaylalara çıkılıyor ve Eylül'ün sonu, Ekim'in sonu gibi de tekrardan geriye köylere iniliyor. Şöyle çoban abimiz de oradan bize selam verdi. Gerçekten Yaylalarda çok daha farklı bir atmosfer oluyor ve ben de yaylaları çok seviyorum. Çünkü doğası böyle çok daha farklı. Hani köyler de güzel fakat Karadeniz'de yaylalar gerçekten çok bambaşka. Hem de insan eli değmemiş ve tamamen doğal bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tabii bu durum her yayla için geçerli değil fakat çoğu yaylamızda yine o eski günlerdeki esintiyi bulabiliyoruz. Ve şöyle etrafı da sizlere kısaca göstermek istiyorum. Karadeniz'de çobanlık yapmak çok zor diye söyleyebilirim. Şimdi İç Anadolu'daki böyle çoban arkadaşlar izlediğimiz zaman nedenli görüş açısının yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz. Fakat Karadeniz'de tabii ağaçlık ve ormanlık alan çok geniş olduğu için hayvanları en ufak bir gözden kaybettiğimiz zaman bulması çok zor oluyor. Yine şöyle koyunlarda sizler için görüntülemek istedim. Yani bakacak olursak bu yaylamızda hayvancılık neredeyse bitme noktasına gelmiş. Birkaç vatandaş yine atadan dededen gördüğü bu hayvancılığı devam ettirmeye çalışıyor. Şöyle yine yaylanın arka taraflarında sizler için göstermek istiyorum. Dediğim gibi Karadeniz'de Ormanlık alan çok geniş bir yer kapladığı için böyle hem arka taraftan yani sürüye veya işte hayvanlara gelebilecek tehlikeleri göremeyebiliyorsunuz. İç Anadolu bölgesinde hayvancılık yapan arkadaşlarımız dediğim gibi ormanlık olmadığı için çok daha rahat bir şekilde çobanlık yapabiliyor. Fakat Karadeniz'de hayvanlarınızı gözünüzden kaçırmamanız gerekiyor. Ve tabi bu yaylalarda da artık çok bir hayvanın kaldığını söyleyemeyiz. Şöyle ben bu yaylamızda yaklaşık olarak 10-15 tane koyun ve yine 5-10 tane de sığır olduğunu gördüm ve dediğim gibi buradaki vatandaşlar da daha çok böyle işte yazın yaylalar daha güzel olduğu için ve serin olduğu için burada vakitlerini geçiriyorlar. Birkaç hane dışında hayvancılık da artık yapılmıyor. Tabii bu hayvancılık yapan vatandaşlarımız da İlerki yaşlardaki insanlar, gençler artık yaylalardan, köylerden elini, ayağını çektiği için belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımızda tabi onlarda geçmişten gelen bir alışkanlık var ve bu alışkanlıktan da vazgeçemedikleri için hayvan saklamaya devam ediyorlar. Yani yaylalar hayvansız olduğu zaman maalesef ki biraz böyle hüzünlü oluyor ve tabi o yayla havasından biraz daha kopmuş oluyor. Hayvanları görünce bu yaylada otlarken insan daha bir mutlu oluyor. İnşallah hani ileriki zamanlarda da yine bu hayvancılığı devam ettiren vatandaşlarımız olur. Çünkü dediğim gibi yaylalar hayvanlarla güzel ve bu güzel doğada hayvanların otlaması gerekiyor. Ki bizim kültürümüzde hele Karadeniz'de zaten hayvancılık olmazsa olmaz. Yine tabii birçok bölgemizde Akdeniz bölgesinde de oldukça yaylalar meşhur ve yine oradaki vatandaşlarımız da yaz aylarında yüksek kesimlere çıkarak hem o Akdeniz bölgesinin sıcak havasından o ikliminden kaçarak hem de işte hayvan olan arkadaşlarımız vatandaşlarımız da orada daha serin havalarda hayvanlarını otlatmış oluyorlar. Şöyle tabi bu köylerde de son söylenilen yani bilgilendirmelere göre kurtların bırakıldığına dair duyumlar var. Yani bu köylerimizde de işte artık doğa koruma mı, milli parklar mı hangisi bırakıyorsa kurtların bırakıldığını söylüyorlar. Tabi dediğim gibi artık yaylalarda, köylerde de hayvancılık bitme noktasına geldiği için kurtların da bu yörede çok bir zararı olmuyor. Fakat kurtlardan ziyade domuzların daha çok zarar verdiğini söyleyebiliriz. Çünkü buradaki vatandaşlarımız yani yaylalardaki vatandaşlarımızda köylerdeki vatandaşlarımızda daha çok tarıma dayalı çalıştıkları için ve bu domuzların da gelip tarlalara, bağ bahçelere gidip zarar verdiğini gördükleri için kurtlardan ziyade domuzların daha fazla zararını gördüklerini söyleyebiliriz. Ve bu nedenle de tabi ister istemez domuzlarla da başa çıkabilmek için kurtların doğaya salınması gerekiyor. Yani ben sorduğum zaman buradaki çobanlık yapan abilerimize de kurtları çok da gördüklerini söyleyemiyorlar. Çünkü dedik dediğim gibi bu geniş alanda ister istemez hani aylardır çobanlık yapıyorlar fakat Allah'a şükür ki henüz bir kurt saldırısıyla karşılaşmamışlar. Yani çok da bir sürü olmadığı için uzak bölgelere de götürmüyorlar. Böyle evlerin yakın çevrelerinde otlattıkları için belki de uzak bir çevreye gitmedikleri için ve yine sürülerinde yani koyunlarında fazla sayıda olmadığı için kurtlarında da saldırısına uğramıyorlar. Bu videomuzda da bu yaylamızda şöyle kısa bir gezinti yapmak istedim. Sizlerde belki şehir hayatından bir nebze olsun sıkılmışsınızdır ve şöyle kısa bir uzaklaşmak istemişsinizdir. Şöyle güzel bir manzara eşliğinde de böyle bir videomuzu çekmek istemiştim ve umarım sizler için de güzel bir deneyim olmuş olur. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda o güzel manzara eşliğinde sizlere veda etmek istiyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.